derece denklem. Yalnız şurası biraz garip olarak verilmiş. Biz bunun karesini alarak işlem yapamayız. Çünkü paydada da x'li ifadeler var. Şunu yapabiliriz. Değişken değiştirebiliriz. Ortak olan kısma ki 1 bölü x eksi 3'tür o. Ortak olan kısma şu an yeşile boyadığım kısma k diyebiliriz. Yani 1 bölü x eksi 3'e k diyebiliriz. Buraya k dersek şurası k'nın karesi. Eksi burası k. Eksi 42 eşittir 0 olur. İşte ikinci dereceden bir denklem. Çarpanlarına ayırarak çözebiliriz. Ayırıyorum çarpanlarına. K'nın karesi k diye ayrılacak. Şimdi 42'yi ayıracağız. Şimdi toplamları da eksi 1 edecek. 6 ve 7 şeklinde yapabiliriz. Eksi 7'ye artı 6 versek çarpımlar eksi 42. Çapraz çarpıp topladığımız zaman da eksi k'yı veriyor. Yani çarpanlarımız k eksi 7'ye k artı 6 eşittir 0 diyorum. Ayrı ayrı 0'a eşiteceğiz. K eksi 7 eşittir 0. K artı 6 eşittir 0. Buradan k'mız 7 gelecek. Şuraya yazıyorum. K'mız 7 geldi birinciden, ötekinden de eksi 6. K değerlerini bulduk. Birisi 7, öteki eksi 6. Tabii K'yı aramıyoruz biz. X'i arıyoruz. Bu nedenle şurada K yerine 7 yazarak X'i bulacağız. Yazıyorum burada 7'yi. 1 bölü x eksi 3 eşittir 7 diyorum. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Tabii bunu yaparken x'in 3 olma şansı yok. Paydamız 0 olamayacak. Şöyle çapraz çarpıyorum. Buradan 7x 3 kere 7 21. 1 çarpı 1 1. 7x eşittir 21'i bu tarafa alıyorum. 22 yapacak. Şimdi her iki tarafı 7'ye bölmeliyiz. X'in önünde 7 var çünkü. Şunlar gitti. Bizim x değerimiz 22 bölü 7. Tabii şunu soruyor. Büyük kökü kaçtır diye soruyor. O zaman biz bunu öteki de kesirli çıkacak muhtemelen. Yaklaşık olarak bulmalıyız ki hangisi büyük hangisi küçük onu anlamalıyız. 22'yi 7'ye bölersek 3 kez vardır. 3 kere 7 21. 1 10 olacak. Onu 7'ye bölersek 1. Tabii böyle devam edecek artık. Devamı şimdilik önemli değil. Eğer aynı olursa yeniden devam ederiz bölmeye. Gelelim ikinciye. 3 civarı bir sayıymış yani. Öteki 5 çıkarsa ötekini alacağız. Mesela buradan 5 gelirse 5'i alırız. Mesela buradan 2 çıkarsa bunu alırız. Büyük olan bu olacak çünkü. Şuna gelelim. K yerine eksi 6 yazıyorum. 1 bölü x eksi 3 eşittir eksi 6. Yine içler dışlar çarpımı yapacağız. Paydası 1. Şöyle çapraz çarparız. Şimdi 1 çarpı 1. 1 eşittir. Eksi 6 ile eksi çarpıyorum. Eksi 6 x. Eksi 6 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Artı 18. 18'i şimdi sola alır ya da eksi 6 x'i sola alırız. Eksi 6 x'i sola. 1'i sağ tarafa yolluyorum. Sol tarafımız 6 x. Eşittir. 1'i yolladık. 18'den çıkardık. 17. Şimdi böleriz 6'ya. Gitti 6'lar. Buradan x eşittir. 17 bölü 6. Şimdi bunu da bölmeliyiz. Tahminen bulmak istiyorsak büyük küçük karşılaştırması yapacağız. 2 kere var. 3, 18 olsa 3 kere olurdu. 2 kez var. Devamı da önemli değil. Bu ikili bir şey. Bu üçlü bir şey. O halde büyük olan, ki bizden büyük olan istiyordu. 22 bölü 7 olur. Büyük olan bu.